Ya üçüncü ders oldu. Şimdi. Üçüncü ders şimdi mi? Saymanın temel kuralına göre oğlum biraz hata yapıyorsun. Çocuklar bu biyolojiyi nasıl sanmıyorsunuz ya? Hocam kimya. Oha gene ikinci dersimizin sonunda yemek var değil mi? Evet hocam. Şimdiden acıkan var mı ki? Evet hocam. Şimdiden. Evet hocam. Tövbe estağfurullah. Bakayım bir kim açmış şimdi. Şimdiden acıkan var mı? Şu an açım ben. Şu an açım. Uyurdum ya. Ya üç yere düştüm. Şerefsizim açım filan. Oğlum sizi doyuramadık ya. Doyuramadık. Hocam zaten dün yemek reçte ya. Anne babanız bir taraftan, biz bir taraftan. Habire yediriyoruz sizi. Doymuyor musunuz? Sevdiğim ya. Doymuyor musunuz? Çok seviyorum. Okulumuz çok güzel. Hiçbir tadı yok. Ne var yemekte? Ne var? Ooo Allah kahretsin. Başka ne var? Yemekten sonra olaydı. Burası savaş alanı. Anam. Yemekten sonra dersim var benim. Sabah ederler mi? Ne yapıyorsunuz? He? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyor hocam ya? Sizler beni çalışın. Çalışıyorsunuz mu? Fizik çalışıyorsunuz mu? Fizik çalışıyorsunuz. He? Dün çalıştım. Dün çalıştın. Ne çalıştın? Momentum ve enerji çalıştım. Oha çok iyi. Bravo. Başka? Momentum çalışan var mı? Momentum. Evet. Hocam şöyle bir bakalım. Bu akşam çalışıyoruz. Evet. Bu akşam artık momentumda bayağı bir yere gelmiş olacağız. Dolayısıyla bayağı soru çözme durumuna ulaşmış olacaksınız. Onun için bu akşamdan itibaren şöyle bir kolaçan edin. Nereden çalışacaksınız? Aydın. Aydın yayınları. Değil mi? Aydın yayınları. Yayında kalitenin adı. Başka ne yapacaksınız? Aydın. Gidip Candirican'a abone olacağız. Abone olduk. Geri gelen arkadaşlarınıza söylediniz mi? Bu hocanın bir evet, YouTube kanalı var. Bu çekiyor bir şeyler koyuyor. Gidin abone olun falan dediniz mi? Dediniz mi? Evet. Demediniz değil mi? Abi niye böyle yapıyorsun? Evet. Bana abone olmayanlar bir el kaldırsın bakayım sınıfta. Bana abone olmayanlar. Aboneliklerimin en üstündesiniz. He? Bir tane aboneliğim var zaten. Siz abone misiniz? Değilsiniz. Niye daha el kaldırmıyorsunuz? Hocam kanalınızın ismi yazıyor. Evet. Çok ilginç değil mi? Evet. Evet. Bana abone ol. Beni övmeyin oğlum. Bana abone ol. Toplumun şey mi? Orada övün. O zaman. O zaman çevireyim. Hazır mısınız? Hoppala hazır mısınız? He? Hazır mısınız? Geldim. He? Hazırım. Başlıyorum. O zaman izleyin. Madem öyle. Özel durumları yazıyordum. Nerede özel durumları yazıyordum ama? Momentum'da diyor ya. Hocam helal hocam. Eyvallah size de yarasın. Size de yarasın. Özel durumları merkezi ve esnek çarpışmada yazıyorum. Lütfen siz böyle düşünün tamam mı? Merkezi esnek çarpışmada özel durumlar. Merkezi ve esnek çarpışmada özel durum. Peki, birinci özel durum şudur sevgili kardeşlerim. İki adet cismimiz olsun. Biri bu tarafa doğru ve bir hız ismiyle gidiyor. Bu x cismi diyelim. Buna da m1 kütle diyelim. Biri de öbür tarafa doğru hadi V2 hızıyla geliyor.
M2 kütleri olsun, bu da Y cismi olsun. Tamam. Şimdi merkezi ve esnek çarpışma. Burada bir çarpışma olduğuna göre sevgili kardeşlerim, bu durumda bizim şunu söylememiz lazım. Momentum korunmalı. Delta P eşittir sıfır olmalı yani. Delta P'nin sıfır olması ilk momentum son momentuma eşit olması anlamına geliyor. P ilk eşittir P son olmalı, hem de vektör olarak. Peki ilk momentum sizce de M1 V1 vektörü artı M2... M2 değil, V yazıyor. Size benziyor. M2 çarpı V2 vektörü olmaz mı? Evet. Güzel. Son durumda o zaman M1 çarpı V1 üssü vektörüne artı M2 çarpı V2 üssü vektörüne olur diyor. Eşit olur. Değil mi? Burada en fikir oldu. İkinci olarak bir de hızların korunumu vardı. O da şöyle bir şey değil miydi? Onu da maviyle yazayım. V1 vektörü artı V1 üssü vektörü eşit olmalı V2 vektörü artı V2 üssü vektörü diye yazıyorduk hatırladıysanız. Şimdi güzel çocuklar, acaba bu çılgın cisimlerin kütleleri birbirine eşit olsa, kütleler eşit olsa, şu denklem için konuşuyorum. M1 eşittir M2 olursa, o zaman şöyle bir şey söylerim bakın. Denklemdeki M'leri sadeleştirirsem V1 artı V2 eşittir V1 üssü artı V2 üssü olur demiş olurum. Değil mi? Kütleleri sadeleştirir, eşit olduğuna göre. Alttaki denklemi de tekrar yazayım. V1 artı V1 üssü eşittir V2 artı V2 üssü diyelim. Tamam. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Bu denklemleri sizce taraf tarafa toplasak? Şöyle yapsak yani. Bak. Bir bak hadi. Toplasak. O zaman şöyle olur mu? Bak burada iki tane V1 kaldı. Şu V2 ile bu V2 gitti. Şununla şu gitti. V1 üstüyle de V1 üstü gitti. Karşı tarafta da iki adet V2 üssü kaldı mı? Yani V1 eşittir V2 üssü demiş oldum, değil mi? Evet. Yani Y cisminin son hızı X cisminin ilk hızına eşit demiş oldum. Gördün mü? Hem de vektör olarak. Allah seni inandırsın. Gördün değil mi? O zaman bunların eşitliğini biliyorsam, V1 eşittir V2 üssü ise V2 de V1 üstüne eşittir, değil mi? Evet. V2 eşittir V1 üssü. Hem de vektör olarak. Yani ne demiş oldum? Bu sevgili kardeşlerimizin, çarpışan kardeşlerimizin eğer kütleleri birbirine eşit oluyorsa, o zaman bu cisimler çarpıştıktan sonra birinin hızı öbürüne geçiyor, öbürünün hızı da ona geçiyor. Bak gördün mü? V1 üssü dediğim şey V2 oluyor. Yani X cismi geriye doğru V2 ile gitmeye başlıyor. Bak şurada gördüğün de V2 üssü V1 oluyor diyor ya, bunun hızı da bu tarafa doğru V1 olmaya başlıyor. Yani cisimler hızlarını değiştiriyorlar, birbirine aktarıyorlar, birbirine veriyorlar. Gördünüz mü? İşte biz buna özel bir durum diyoruz. Eğer cisimler eşit kütleli ise, çarpışma da merkezi ve esnek bir çarpışma ise, bu durumda cisimler çarpışma sırasında hızlarını birbirine aktarırlar, hem de vektör olarak. Birinin hızı öbürünün son hızına eşit olur demiş oluyoruz. Bunu yazalım. Şöyle diyelim. Hatta şuraya yazayım. Merkezi esnek çarpışan cisimlerin
kütleleri eşit ise cisimler hızlarını birbirine aktarır demiş oluyor. Tamam. Hem de vektör olarak unutma. O zaman sana şöyle söyleyeceğim bak. Demek ki şu durumda gerçek olacak. Mesela bir tane cisim, biraz önce çizdiğimi tekrar çiziyorum. V1 hızıyla geliyor. Bu X cismi, M kütleli. Bir tane cisim V2 hızıyla geliyor. Bu da M kütleli ama Y cismi. Çarpıştıktan sonra şöyle oluyor demek ki bu. X cismi V2 hızıyla geri dönüyor. Y cismi V1 hızıyla geri dönüyor demiş olur. Ha, şöyle de olabilir. X cismi V1 hızıyla ya da V hızıyla gidiyor. Y cismi duruyor. Ama ikisinin de kütlesi M kadar ise o zaman şu da olur. Çarpıştıktan sonra X cismi durur. Y cismi V hızıyla yoluna devam eder. Gördün mü? Şu da olur. Bu X cismi M kütleli V1 hızıyla gidiyor. Şu Y cismi M kütleli V2 hızıyla gidiyor. Çarpıştılar. Dolayısıyla arkadaki daha hızlı olmalı böyle bir çarpışmada. Yine de merkezi ve esnek bir çarpışmaysa bu, o zaman X cismi V2 hızıyla gitmeye devam eder. Y cismi V1 hızıyla gitmeye devam eder. Evladım. Tam tersi durum da geçerli tabii ki. X cismi M kütleli bu tarafa doğru gidiyor V1 hızıyla. Y cismi yine M kütleli bu tarafa doğru gidiyor V2 hızıyla. Çarpışma gerçekleştiyse eğer V2 daha büyük olmalı. Çarpışmadan sonra da cisimler şöyle hareket ediyor olmalı. X cismi bu tarafa doğru V2 hızıyla gidiyor. Y cismi yine aynı tarafa doğru V1 hızıyla gidiyor demiş oluruz. Tamam. Yani demem o ki bulduğumuz kural sadece birbirine doğru gelen cisimler için geçerli değil. Bu cisimlerin hepsi için geçer. Zaten başta kabul ettiğimiz kütlelerin eşitliği deyince hani denklem vektörel olarak hızların birbirine aktarılmış olduğunu gösteriyor ya. Dolayısıyla biz genel bir ifade olarak konuşabiliriz. Sorularda büyük bir soru bölümü bununla ilgili çıkar. Yani cisimlerin kütleleri eşit, o zaman hızlarını aktarır. Tersini de söylemek mümkündür sevgili arkadaşlar. Eğer size cisimleri verdi, tamam mı? Ve birinin hızı öbürünün son hızına eşit olmuş, öbürünün hızı da diğerinin son hızına eşit olmuş şekilde çiziyorsa, diyeceksin ha tamam bunlar merkezi esnek çarpışıyor ve kütleler eşit diyeceksiniz. Çünkü hem kinetik enerji hem potansiyel hem kinetik enerji hem de momentumu koruyacaksanız eğer başka çaresi yoktur. Düşünsenize şurada momentum korunacak. Bir. İkincisi enerji korunacak. Bunlardan birinin hızı daha küçük olsa tamam çarpışma sonrasında öbürünün hızını momentumu koruyabilmek için momentumu eski halinde tutabilmek için öbürünün hızının daha büyük olması gerekir. Ancak kinetik enerjiyi bu şekilde yazarsan doğru çıkabilir ama birinin hızını küçük, öbürünün hızını büyük yazarsan sondaki durumda o zaman momentum korunumunu sağlayamazsın. Momentum korunumunu sağlayacak şekilde farklı hızlar yazdığında o sefer kinetik enerji korunmaz. Dolayısıyla bunun tek çıkar yolu vardır. Cisimlerin kütleleri eşitse son hızları başlangıçtaki hıza hızlara eşit olmalı. Biri öbürüne aktarmalı, o da öbürüne aktarmalı hızını diye düşünürüz. Efendim? Avukatla birbirine çarptığında neden yönleri değişiyor? Niye peki? Çarpışmalarda yön değişir diye bir kural yok. Yok yani.
Yani insan şeye çarpınca iskeleti yapıyor. Ha. Şimdi tepmek zorunda değil. Bu tabii. böyle bir düşünce, böyle bir kavram yanılgısı olabilir tabii. Mesela şurada X cismi Y'ye çarpıyor. Çarpışma sırasında oluşan etkileşim kuvveti X cismini yavaşlatmak zorundadır. Kesin. Çünkü sonradan V2 hızıyla gidiyor. Ancak çarpışma sırasında oluşan net kuvvet ve çarpışmanın süresi X cismini durdurup geriye döndürecek büyüklükte değil. Olabilir mi? Bu şekilde çarpışınca mı? Kütleler eşit olmasaydı gidebilirdi. Bak şimdi. Kütleleri eşit. Tamam şurada yapalım. Sen söyle sayıları, ona göre yapalım. Tamam. Sayı söylemeye hazır mısın? Bak. Kütleleri M olsun. M kütleleri. Bu X cismi. Şu da Y cismi olsun. Bu da M kütleleri. Hadi bu V ile gidiyorsun. Kaç V ile gidiyorsun? Şu. 2 V ile gidiyorsun. Peki. Şimdi önce X cisminin durabilme ihtimalini konuşalım. Tamam. X cismi durabiliyorsa geri dönebilir anlamına gelecek. Ondan sonra da geri dönmesi durumunda neler olduğunu konuşalım. Şimdi şu anda momentum ne kadar? Sağa doğru 3mv kadar. Doğru mu? Eğer X cismi durursa, duracaksa ya da durabiliyorsa bu durumda bunun hızının 3V olması lazım. Kabul mü? Evet. Var mı itiraz? Yok. Şu anda enerji 1 bölü 2 MV karenin 1 katı burada, 4 katı da burada, 5 tane 1 bölü 2 MV kare enerji var. Eğer X cismi durmuş olursa bunun hızı 3V oluyor ya, 1 bölü 2 MV karenin 9 katı enerji oluyor. Nereden çıktı o enerji? Olmaz. Bu geriye dönüyorsa momentumun korunabilmesi için Y'nin hızının çok daha büyük bir hız olması lazım. 4V gibi. Enerji hem bunun daha fazla olunca bu sefer yine enerjiyi koruyamamış olursun. Anlatabiliyor muyum? Onun için kütle bu şekildeyse, yani kütleler eşitse, aynı yönde giden cisimler çarpıştığında biri duramaz. Öbürü de ya da geriye doğru da dönemez. Tamam mı? Böyle de düşünmek lazım. Yani tek yönlü düşünmememiz gerekiyor. Şey olunca, momentumu koruma olayını düşününce, ulan X, V ile döndü, 3 MV bu tarafaydı, X, V ile dönerse Y de 4 V ile bu tarafa gider. Deyip işin içinden çıkabiliyormuşuz gibi görünüyor ama bir de bu işin enerji ayağı var. Onu da sağlamam lazım. Tamam? Onu sağlayamıyoruz işte. Tamam? Rica ederim. Anlaştık değil mi? Kütleleri eşit olan cisimler çarpıştıklarında hızlarını birbirine aktarırlar. Yazdınız mı? Şurayı sileyim mi? Tamam, şekilleri çizmek. Şurayı sileyim o zaman. Açıklama yaptık zaten. İkinci bir özel duruma bakalım beraber. Şöyle bir durum. M1 kütleli X cismi olsun. V1 hızıyla gidiyor. M2 kütleli Y cismi olsun. Şöyle bir hızla gidiyor. V2 hızıyla. Tamam. Bunlar yine merkezi esnek çarpışma yapıyor olsunlar. O zaman sen diyeceksin ki hocam delta P eşittir sıfır olmalı. Sen hep unutuyorsun bunu. Unutma bu sefer dedim. Ben dedim ki evet doğru haklısın. Öyle olmalı. Şimdi güzel çocuğum. Desem ki bana, ben sana ya momentum korunacaksa şöyle yazmalıyım. Başlangıçta M1 V1 kadar momentum bunun artı M2 V2 kadar momentum öbürünün eşit olmalı M1, V1 üstüne artı M2, V2 üstüne demiş oluyorum değil mi? Hı? Evet. Peki. Sevgili kuzucuklar, eğer bu arkadaşların, bu
arkadaşları. Başlangıçta momentum eşit büyüklükte olsa. Yani ne demeye çalışıyorum? Sistemin momentumu sıfır olsa demeye çalışıyorum. Bunun sağa doğru momentumu 3 çıkıyor. Bunun da sola doğru momentumu 3 çıkmış. Ve momentumlar birbirine eşit büyüklükte olmuş. Ama vektör oldukları için toplamları sıfır olmuş. Diyelim. Tamam. O zaman son durumda da momentum sıfır olur değil mi? Yani başlangıçta px büyüklüğü eşittir py büyüklüğü oluyorsa. Ki zaten p sistem eşittir sıfır demektir bu. Böyle bir şey oluyorsa son durumda da momentumun sıfır çıkması lazım kardeşim. Değil mi? Momentum korunmak zorunda çarpışmalar sırasında. O zaman son durumda da şöyle yazmalıyım. P, X, son eşittir P, Y, son demeliyim. Yani aslında şunu söylemiş oluyorum. M1, V1 üssü eşittir M2, V2 üssü ama eksilisine. Değil mi? Evet. Çünkü bu taraf toplamı sıfır etti. Bu taraf da sıfır edecek. O zaman şu değere ulaşmış olur. Şimdi gelin bir şey yapalım. Aklımızdan bir işlem yapmaya çalışalım. Bakın şunun kütlesine M diyorum. Bunun kütlesine de 2M diyorum. Bunu salladım. Sen M'ye 5M de diyebilirsin. Fark etmez. Peki momentumun sıfır olabilmesi için V1'e 2V, V2'ye V demem lazım değil mi? Evet. Böyle bir ifade kurmam lazım. Burada anlaşabiliyoruz değil mi? Burada bir problemimiz yok. Güzel. Momentum toplamlarını sıfır yaptım. Dolayısıyla kütlelerle ters orantılı hız yazdım. Bunu kabul ettim. Peki şuraya geldiğinde son durumda X cisminin kütlesi hala M1. Yani M. Y cisminin kütlesi hala 2M. O zaman yine şunu söylemem lazım. V1 üssü V2 üssünün iki katı olmalı. Değil mi? Yani şöyle bir durumda, maviyle söylediğim durumda şu ortaya çıkmalı. Bu V1 üssüyle gidiyor X cismi, şu da V2 üssüyle gidiyor Y cismi. Diyeceğim ya, yine bunun kütlesine M, bunun kütlesine 2M dediğim için şöyle olmalı. V2 üssü eşittir V üssü diyeyim buna. Tamam. V1 üssü de İki tane V üssü olmalı. Buna V üssü dersen buna iki V üssü demiş olur. Tamam. Anlaştık burada değil mi? Hiç problem yok. Aklımız gayet berrak. Değil mi? Tamam. Şimdi diyorum ki gelin V üssü V'den küçük bir sayı olsun. Olur mu? Momentum sıfır olur mu? Olur. V üssü V bölü 2 olsun. O zaman bunun momentumu mv olur. Bunun momentumu da mv olur. Çünkü v üssü v bölü 2 olursa momentum da korunur. Sıfır oluyor işte. Gayet güzel. Ama enerjiyi koruyamam güzel kardeşim. Değil mi? O zaman v üssü eğer v'den küçük olursa sistemdeki cisimlerin toplam enerjisi baştakinden daha az olur. Gördünüz mü? İkisinin de hızı küçülmüş oluyor öyle olduğunu. Şimdi eğer V üssü V'den büyük olsa o zaman da ikisinin birden kinetik enerjisi büyümüş oluyor. E o da olmuyor. O zaman bu problemin tek çözümü olmalı. O da V üssü dediğim şu V'ye, 2V üssü dediğim de şuradaki 2V'ye eşit olmalı. Değil mi? Ha işte biz şuna tekrar V, buna da tekrar 2V demem gerekiyor. Dolayısıyla biz demiş oluruz ki eğer başlangıçta bu şekilde momentumları eşit büyüklükte olan iki cisim çarpışıyorsa çarpışmadan sonra cisimler geldikleri süratlerle ters yöne doğru giderler. Tamam mı? Kütleler eşitse cisimler hızlarını birbirine aktarıyor. Momentumlar eşit büyüklükteyse cisimler geldiği hızla geri dönüyor. Hı hı. Geldiği süratle geri dönüyor. Tamam. Onu da yazalım lütfen. Şöyle diyelim. Şurayı sileyim de burası için yazmış gibi görünmesin.
başlangıçta momentumları eşit büyüklükte olan cisimler çarpıştığında geldikleri süratlerle geri dönerler. Tamam. Çok denedim, vazgeçmedim ama yine de olmadı. Hayat böyle işte. Sorun değil hocam. Canınız bugün değil, belki yarın başınız sağ olsun. Belki bir daha tutacağım acaba. Aynen öyle. Ama ben denemekten vazgeçmeyeceğim. Canınız sağ olsun. Eyvallah. Cansın. Cansın hocam. Son derece doğru bir ifade. Anlaştık değil mi? Evet. Sevgili arkadaşlar. Bakın bu söylediklerim her çarpışmada geçerli değil. Her durumda geçerli değil. Ben size ne için söylüyorum? Merkezi ve esnek çarpışma olduğu durumda eğer cisimlerin kütleleri birbirine eşit oluyorsa o zaman bu cisimler hızlarını birbirine aktarır diyorum. Yok. Cisimlerin başlangıçta momentumları eşit oluyorsa o zaman bu cisimler çarpıştıktan sonra çarpışma öncesinde ne kadar hıza sahiplerse aynı büyüklükteki hızla geri dönerler diyor. Şurayı bir toparlayacak şekil çizeyim. Şöyle bir cisim var. Bu tarafa doğru gidiyor. V1 hızıyla X cismi, M1 kütleli. İkinci bir cisim var. Bu tarafa doğru gidiyor. V2 hızıyla M2 kütleli, Y cismi. Çarpışmadan sonra eğer Px momentumu eşittir Py momentumu gördüğünüz gibi üzerine ok yazmadım. Ne demek bu? Büyüklüklerini karşılaştırıyorum demek. O zaman X cismisi V1 büyüklüğündeki hızla geri dönecek. Y cismisi de V2 hızında büyüklüğünde hızla geri dönecek demiş olur. Tamam. Anlaştık mı? Çarpışma öncesinde ne kadar hıza sahipseler, çarpıştıktan sonra da aynı büyüklükteki hızla geri dönerler. Anlaştık mı? Buzucuklar. He? Merkezi ve esnek çarpışmada böyle konuşacağız. Biraz önce Yavuz Şen geçti buradan. Gördüm. Gördünüz mü? Yok. Sen göremezsin. Ne hoş. Hoş. Ne hoş. Ne, ne şirin. Şuradan geçerken hepiniz birlikte böyle deyin, tamam mı? Ne oluyor? İlk kim görüyor? Sen mi? Nöbetteyiz hocam. Nöbettesiniz, tamam. Şuradan geçerken hemen herkes ne şirin. Ne şirin. Ne şirin mi diyeceksiniz, ne hoş. Ne, ne hoş. Ne hoş deyin. O güzel oluyor. Ben de size anlatmaya devam edeceğim. Bak. İkinci çarpışma durumunu inceleyeceğiz şimdi. Kim o? Merkezi olmayan ama esnek olan çarpışma. Siz de çocuklarsınız ya. Pek söylediğimi anlıyorsunuz ha. Vallahi. Takdir ediyoruz sizi. Keşke ben de zamanında anlasaydım her söylediğimi. Bir kısmını anlıyordum ben. Hocam siz söylenmeden anlıyordunuz. Evet. Söylendim. Söylenmiş gibi kabul ediyorum. Varsayalım söyledim. O da çok çılgın. Lan fizik hocam cevap vermeyi. Ne hoş. Ne, ne hoş. Hoş. Bir, iki, üç. Ne hoş. Ne hoş. Ne şirin. Ne tatlı. Gördün mü? Tadından yenmez. Evet. Merkezi olmayan
merkezi olmayan esnek alan çarpışmayı şöyle inceleyeceğiz bebişim. Mesela bir tane durum şöyle olsun. Şöyle bir bilardo topu, bilye, çelik bilye, işte adına ne diyorsan da ondan var elimizde. Şöyle gidiyor. V1 hızıyla. Tamam mı? Bunun kütlesi M1 olsun. X cismisi. Tamam mı? İkinci bir cisim var. O da hadi hareket etsin. Hadi o da hareket etsin. Şöyle. O da şöyle gidiyor olsun. Haydi öyle olsun bakalım. Şöyle. Bunu illa birbirine dik çizmek zorunda değilsiniz. Farklı farklı şekillerde de çizebilirsiniz. Ve varsayalım ki bu sevgili kardeşlerimiz M2 kütleli Y cismi O noktasında çarpışabilecek şekilde gidiyorlar. Tamam. Tamam. Şimdi bunların hareket doğrultuları başlangıçta birbirinden farklı. Dikkat ederseniz şöyle bir şey çizebilirsem eğer, hatta şuraya ayrıca çizeyim. Şurası O noktası. O noktasında bu elemanlar çarpışabiliyorsa ancak şöyle çarpışabilir. Değil mi? Biri o tarafa gitmeye, biri bu tarafa gitmeye çalışır. O zaman sevgili kardeşlerim bakınız, Y cisminin X cismine uygulayacağı kuvvet şu tarafa doğru olabilir. Değil mi? Evet. Temas yüzeyine dik olmak durumunda. Bu F, Y'nin X'e uyguladığı. O zaman aynı büyüklükte kuvveti de X, Y'ye uygulayacaktır. Bu da F, X'in Y'ye uyguladığı. Gördünüz mü? Evet. Peki. Cisim üzerine uygulanan net kuvvet momentumda değişiklik yapar mı? Evet. Peki cisim üzerine uygulanan net kuvvet ile itme aynı yönlü müdür? Evet. Evet. O zaman şöyle bir şey olmalı. X cisminin momentumuna bu yönde bir momentum eklemeliyim. Y cisminin momentumuna da bu yönde bir momentum eklemeliyim. Gördün mü? Gördün mü söylediğimi? Bak. X cisminin momentumu şu. Bu X cismi şuydu momentumu. Buna şöyle bir momentum eklemeliyim. Çünkü itme böyle. Değil mi? Bu X diyelim. Y cisminin momentumuna da şöyle, hatta onu da ayrı çizeyim mi? Şöyle birbirine girmesinler. Ulan girecekler. Şurayı sileyim. Y cisminin momentumuna da, hatta bunu da farklı kalemle çizeyim de şöyle. Y cisminin momentumu da şuydu ya hani başlangıçta. Bu da Y cismi. Ona da şöyle bir momentum eklerim. Ha bu momentum belki şöyle olur, bu tarafa doğru gider. Belki Y şöyle olur, bu tarafa gider. Onu bilmiyorum ama en azından şunun IY olduğunu, onun IX olduğunu eklediğim bu delta P'lerin yani momentum değişimlerinin eşit büyüklükte ama ters yönlü olduğunu biliyorum. Bu durumda çarpışma sonrasında cisimler sevgili arkadaşlar şöyle hareket ediyorlar diye varsayalım hadi. Şurası O noktası. Diyelim ki X'e bunu ekleyince şöyle gitmeye başladı. Bu X cismi. Ve bir üssü hızıyla gitmeye başladı. Ve şurası işte alfa açısı oldu. Tamam. Ve diyelim ki O noktasında çarpıştıktan sonra Y cismi de hadi şöyle gitmeye başlamış olsun. Bu da V2 hızısıyla Y cismi şu tarafa doğru gidiyor. Şurası da teta açısı. Diye söyleyebilirim. Gördünüz mü? Burada var mı itiraz? Mümkün olabilir. Y cismi yana doğru da gidebilir, bu tarafa doğru gidiyordur, X cismi bu tarafa gidiyordur. Bir sürü seçenek var. Birini böyle seçmiş olduk. Tamam. Şurası çarpışma anı. O zaman eni sonu bir çarpışma oldu ve eni sonu cisimler sadece birbirine kuvvet uygulayabiliyorlar. Birinin üzerine uygulanan kuvvet etki kuvveti, birinin üzerine uygulanan kuvvet tepki kuvveti. Ben bu cisimlerin ikisini birden tek sistem olarak düşünürsem, sisteme toplamda uygulanan kuvvet yok. Sıfır. Değil mi? Toplamda net kuvvet sıfır olduğuna göre o zaman sistemin momentumu korunmalı canım.
Değil mi? Ha tamam. Şöyle demeliyim yani bu olay için de delta P sistem eşittir sıfır olmalı. Kesinlikle. O zaman şunu söylemiş oluyorum zaten. Dikkat edin lütfen. Denklemi şöyle yazabilirim. M1 çarpı V1 vektörü artı M2 çarpı V2 vektörü eşit olmalı. M1 çarpı V1 üssü vektörü artı M2 çarpı V2 üssü vektörü demeliyim. Sevgili kardeşler. Değil mi? Bu zaten vazgeçebileceğimiz bir denklem değil. Bu momentumun korunumu denen kütleli bir korunum yasasının bize söylediği şey. Dolayısıyla bundan vazgeçemem. Ama bundan vazgeçemememle beraber ben bu denklemi farklı farklı şekilde de ifade edebilirim. Nasıl ifade edebilirim? Şöyle. Bakın vektör olarak gösterebilirim ben bunu. M1, V1 vektörü şu. Bu M1, V1 vektörü. Artı M2, V2 vektörü de şu. Bu da M2, V2 vektörü. Eşit olmalı M1, V1 ile M2, V2'nin toplamına. Değil mi? Üstlerinin toplamı. O zaman şöyle bir vektörle M1, V1 üssü vektörü ile artı şöyle bir vektörün M2, V2 üssü vektörünün toplamı. Tamam. Diyebilirsiniz. Problem yok. Şu açıyı yine alfa açısı almak. Şu açıyı da yine teta açısı almak. Kesinlikle söyleyebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. Bu işlemi momentumun parçalarını düşünerek de yazabilirsiniz. Ne demek o? Bak başlangıçta eğer bunlar işte şu aradaki açı 90 derece oluyorsa güzel kardeşlerim. Başlangıçta yatayda sadece bu var. O zaman son durumda da yatayda sadece bu kadar momentum olmalı. Başlangıçta düşeyde sadece bu var. O zaman son durumda da sadece düşeyde bu olmalı diye de yazabilirsiniz. Onu da hemen biraz sonra yazalım. Tamam? Çıkabilirsiniz.